Şimdi zarar ediyor mu İBB, onu sorayım bir. Zarar ettiriliyordur. Ekrem İmamoğlu'ndan bahsedersek dokunmuyor mu insanlara veya yetersiz mi? Cevabını sokak verecek. Vatandaş söyle bunu. İBB'nin başkanının beceriksizliği ve hizmet etme derdi yok çünkü bu ismin. Bu ismin bir tek derdi var. Bilgisayar ekranını açtığı zaman önüne bir slogan düşüyor. Erdoğan'ı devir. Ben kendi partimle ilgili söylüyorum. Anket oyunlarına dikkat edilmelidir. İstedikleri isimlerin belediye başkanı adayı olması için üzülerek ifade ediyorum. Anket oyunlarını yapmaktan vazgeçsinler. Böyle duyum aldınız mı? Ben boş konuşmam. 31 Mart gecesi zaferi müjdeliyorum. Aday gösterildiğimizde inşallah biz bu zaferle buluşacağımıza Allah'ın izniyle yürekten inanıyoruz. Bir Nisan sabahı mazbatayı almaya özel arabayla gitmeyeceğim. Bineceğim metrobüse. Efendim Sercan Kahveci ben, birebir hoş geldiniz. Birebir de bugün İstanbul'u konuşacağız. İstanbul yaklaşan seçimler öncesi adaylar, aday adayları açıklanmaya başlandı. Adaylar için 2 haftalık bir süreç söz konusu. İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'a neler yapılmalı? İstanbul neyi istiyor? Onları detaylı bir şekilde program içerisinde aktaracağız. Bugünkü konuğumuz AK Parti'den 3 dönem milletvekili, İstanbul milletvekili olan, yıllardır İstanbul'da yaşayan, yaklaşık 50 yılı aşkın İstanbul tecrübesi olan bir isimle, Metin Külük'le birlikteyiz. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teke tekten bire bire mi? Bire bire düştük. Evet. Bire bir olması aslında şöyle, sizle izleyiciyi buluşturmak, bir İstanbullu olarak sizin aday adaylığınızı açıklamanız ve neler yapacağınızı öğrenmek bizim için çok önemli. Aday adaylığınızı açıkladınız AK Parti'den İstanbul için. Bir İstanbullu olarak yeni bir başlangıç umudu. Neden aday adaylığınızı açıkladınız? Öncesinde ona değinelim. İstanbul yorgun. Öncelikle şunu ifade edeyim. İstanbullu mutsuz, çok az bir mutlu azınlığın dışında. Yani neredeyse oturdukları semtin dışında Sultanbeyli'den haberdar olmayan, Esenyurt'un kenar mahallelerinden haberdar olmayan, Arnavutköy'ün mahallelerinden haberdar olmayan, Sancaktepe'nin mahallelerinden haberdar olmayan, sadece oturduğu semtin dışında bir de havalimanlarını bilen küçük bir mutlu azınlığın dışında İstanbul mutsuz. Dolayısıyla İstanbul neden mutsuz? İstanbul'un kent yönetiminin bir paradigma değişikliğine ihtiyacı var. İstanbul'u sadece ekonomik bir adres olarak görmekten çıkarıp bütünlükçü bir şehir yönetimine, yani insanın yüreğine dokunan, ailenin mutluluğunu merkeze koyan, şehre bakarken tek başına imar planı görmeyen, bu imar planları üzerinden burada bir rant alanı var diye bakmayan, o mahalledeki, o evdeki eğer bir huzursuzluk varsa, bu huzursuzlukta yerel yönetimin çözücü olarak bir fonksiyonu varsa, o fonksiyonu yerine getiren ve mutlu aileyi ortaya çıkaran, aileyi parçalayarak değil, çocuklara ayrı, gençlere ayrı, anneye ayrı, babaya ayrı bir modelleme, parçalanmış bir modelleme yerine ailenin bütünlüğüne odaklanmış ve ailenin birlikte gülebilecekleri, birlikte refere edebilecekleri bir aileye odaklı, aileden başlayan, arkasından apartmanın mutluluğuna bakan, apartmandan sonra sokakta mutluluğu odaklanan ve mahallede. Şimdi buraya bir baktığınız zaman parçalanmış, kristalize olmuş bir İstanbul riski var. Yani evin içinde huzurun ciddi aldığı tehditler var. İşte dijital üzerinden aldığı tehditler var. Sokakta aldığı riskler var, tehditler var. Sokağın riskleri var. Dolayısıyla bizim şehre bakış açımız farklı bir kere. Ben İstanbul'a bir rant aracı olarak bakamam. Çünkü İstanbul kutlu bir şehir. İstanbul bizim insanlığa söyleyeceğimiz söz, İstanbul
Türkiye'nin özeti İstanbul 3. bin yılda bizim insanlığa söyleyeceğimiz medeniyet sözcüğünün vücut bulduğu, dün vücut buldu, bugün de direniyor. Bütün yalnızlaştırılma baskısına rağmen direniyor ve bu şehre hizmet etmeyi ben ibadet gören, değer anlamında ibadet gören bir insanım. Niye? Bizim en stratejik milli tarih hazinemiz. Böyle ve bütün dünyanın da gözünün burada oldu. Şimdi biz şehre parçalanmış bir modelle bakmayacağız. Bütünsel nereden başlayacak? Fiziki hizmetlerle insanın aklı ve kalbi arasında, fiziki hizmetlerle ailenin varlığı arasında insicamı sağlayan bir akıllı. Bu ne? Taşı toprağı altın İstanbul. Bunun ötesinde ben soruyorum. Bu şehrin, mahallenin birlikte yaşama kültürü noktasında ne yapılıyor? Hiçbir şey. Peki bu şehrin mahalleden başlayarak ifade ediyorum. Uyuşturucu bataklığına düşme riski olan gençlerimize yönelik bütünlükçü bir anlayışla ne yapılıyor yerel yönetimlerde? Yok. Peki bu şehrin sosyal problemlerinin çözümüne dair yerel yönetimlerde efendim bunlar benim vazifem nerede? Kim demiş benim vazifem? Benim vazifem kardeşim. Bu halk beni seçiyorsa ben 7-24 16 milyon İstanbul'un yüreğine dokunmakla mükellefim. Öğrencisinin sokakta başıboş köpek meselesinde toplumun ciddi anlamda hatlara ayrılmış olmasından kaynaklanan bu problemi kutuplaşma yaratılıyor. Evet. Ortaya bir bu mesele üzerinden bir kutuplaşma riski çok sert hale geldiği bir süreçte ben bu konularda masanın etrafında herkesi bir araya getirerek doğru çözümlemeler, insanın huzurunu, mahallenin huzurunu esas alacak şekilde, insanın varlığını esas alacak şekilde bir çözüm noktasında ben oturup çalışmayacak mıyım, ilgilenmeyecek miyim? Yerel yönetim mahalledeki uyuşturucu bataklığına batmış gençlerin o bataklıktan çıkması için, yoksa ben bütün gücü, bütün yükü Sağlık Bakanlığı'na havale edeceğim. Bakanlık ilgilensin mi? Hayır. Ben o gençlerin mahallenin huzurlu olması için, ki ben 360 derece kuralı diyorum. Bir mahalleyi 360 derece iyilikle, insanın kalbine dokunmakla, insanın mutluluğuna dokunacak eylem planının adına ben 360 derece kuralı diyorum. Ne o? Biz oraya, o mahallede öyle bir dokunmalıyız ki elbette ki çöpü toplanmalı. Elbette ki park yapılmalı. Elbette. Elbette ki yolların çamur olmaması için. Varsa bunlar yapılmalı. Bunlar zaten bir belediyenin aslı işi değil mi? Evet. Önemli olan bu görevinle beraber sen şehrin emin insanı, güvenilen insanı. Huzur sağlamak da. Huzur sağlamak noktasında bizim yönetimi devraldığımız andan itibaren iki şey hayata geçecek. Bir muhabbet, iki güven. Bu iki değer kayboldu İstanbul'da. Niye kayboldu biliyor musunuz? İstanbul'a üzülerek ifade ediyorum. Rant bakış açısıyla bakıldığı için, taşı toprağı altın olduğu için, İstanbul üzerinden hep zenginleşme planlandığı için İstanbul'da insana dokunmak, toplumsal meselelere ilgi göstermek neredeyse yok diyemem. Var tabii ki bir sürü işler yapılmaya çalışılıyor iyi niyetle. Yalnız ben bunu tek başına büyükşehir perspektifli konuşmuyorum. Bütünsel bir İstanbul yerel yönetim, hatta daha ileri giderek söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu andan itibaren uyguladığı yerel yönetim politikalarıyla Türkiye'de bir dönem kapanmış, bir dönem açılmıştı. Şimdi yaklaşık 29 senedir, 94-2023, 29 yıllık yerel yönetim politikalarında geldiğimiz noktada yapay zeka devrimi, dijital devrim ve yapay zeka ve dijital devrim üzerinden oluşan yeni sosyolojiyi,
yeni bir yerel yönetim anlayışını mecbur ediyor. Şimdi evet, sözünüzü kestim ama bu yerel yönetimlere derken herkese dokunan bir yerel yönetim, yerel yönetici olacağınızı düşünüyorsunuz ve şu var, şöyle bir durum da söz konusu. Yerel yönetimler, şu anki Ekrem İmamoğlu'ndan bahsedersek, dokunmuyor mu insanlara veya yetersiz mi sizce? Yani bu sorunun cevabını sokak verecek. Politik tercihleriyle ne pahasına olursa olsun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın arkasında duracağım diyen kitleye, seçmene ben saygı duyarım. O kendini konumlandırmış, siyasal perspektifi doğrultusunda tereddütsüz iktidara karşı veya AK Parti'ye karşı kendini konumlandırmış. Dolayısıyla oradan yola çıkarak düşünüyor. Ve hangi şart olursa olsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismini tartıştırmıyor. Ben o kitleye saygı duyarım. O bir siyasal duruştur. Bu bütün partilerde bu vardır. Ancak ortada İstanbul'da, yani takriben bu oran %15 gibi diyelim, eğer bu konuda tartışmayı kabul etmeyen bir seçmen gücü varsa, kalan toplumun %85'inde objektivitesini kaybetmemiş, doğruya doğru, eğriye eğri diyen, bana göre %85'lik oranında, %80 oranında bir Türkiye'de yeni bir konumlanma var. Bu çok önemli. Yani eskinin, duvarların çok keskin olması çok önemli ölçüde yerini geçişkenliğe bıraktı. Bu çok doğru bir şey. Hani kutuplaşma var deniliyor. Belli noktalarda var. Ama ben sosyolojik olarak geçişkenliğin çok önemli ölçüde oranının yükseldiğini görüyorum ve bundan ne demek bu? Karşılıklı konuşabilme. İşte burada ben bu hareketin içerisindeyim ama buranın yanlışlarını söyleyebiliyorum. Evet, sizin siz, zaten o şekildeki söylemleriniz yani, çok gündeme çok gelmişti net. Yani. Net siz, bir şekilde konuştunuz. Diyelim ki bir başka siyasal hareketlisiniz ama burada niye buna mecburuz? Çünkü dijital her şeyi deşifre ediyor zaten. Evet. Şimdi burada ben kendi siyasal hareketimin eksikliklerini görmemekte, söylememekte, ifade etmekte, iyi niyetle söylemesem dahi sokak dijital üzerinden bunları hem gözlemliyor, tespit ediyor, analiz ediyor, dönüyor. Diyor ki şimdi ben mesela iki akşam evvel AK Parti tabanındaki kardeşlerimizle beraberdim. Bir takım eleştirel yaklaşımlarımı ifade ettiğimde oradaki hazirunun çok önemli bir kısmı benim söylediklerimi onayladı. Şimdi yani demedi ki benim partim bunlar yok. Var kardeşim. Evet. Bu kötü bir şey değil. Bu neyi getirecek? Bu karşılıklı olarak bunu geliştirdiğimizde daha çok konuşabileceğiz. Belki oyumuzu ayrı partilere vereceğiz ama Türkiye'nin meselelerinde eşitleneceğiz. Sizde bu şey de var, bu seçim çalışmalarınızı, aday adaylığınızı açıklamadan önce de zaten halkla iç içe çalışmalarınız olmuştu. Şimdi aday adaylığından sonra bir de CHP ziyaretleriniz de var. Gittim. Belediyelerde. Yani bu aslında genel anlamda olması gereken bir hareket değil mi sizce? Elbette ki olması gereken hareket. Karşılıklı ben gittim. Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkanlığı'na. Genç bir kardeşimiz, 32 yaşında. Çok özel cümleler söyledi. Dedi ki, biz de bir gelenekten geliyoruz ama her yaşanılan olaydan sonra herkes kendi tecrübesini çıkarıyor. Ben hayata 45 yıl evvelki gibi bakmıyorum ki, temel noktalarda hassasiyetlerim esas olmak kaydıyla bu ülke hepimizin, hepimizin sonuçta ne oldu? Biz orada oturduk bir noktada. Karşılıklı olarak Maltepe üzerinde ortak bir mesele üzerinde mutabakat sağladık. Dedik ki bu Maltepelilerin, Maltepe şehir kültürünün, ilçe kültürünün parçası, bu statla ilgili ben de üzerime düşeni yapayım, siz de yapın. Şimdi bu kötü bir şey mi bu?
Bu beraberinde neyi getirecek? Kavgayı ortadan kaldıracak. Çatışmayı ortadan kaldıracak. Her şeyden karşılıklı önce. Olarak doğruya doğru, eğriye eğri herkes kendi bulunduğu noktada denetlendiğini hissedecek. Dolayısıyla toplumun bütün dikkatinin toplandığını hissedecek ve hata yapma payı. Şimdi ama bugüne kadar alıştırılmış olan ne? Ne olursa olsun burada hata da yapılsa burada asla bu hata konuşulmaz. O tarafta ne yapılsa. Dün akşam bana bir YouTube kanalında dedi ki aynı eleştirileri kendi partiniz içinde yapıyorum tabii ki. Ya yani ben bu eleştirileri yapmasam sokağın gördüğü bu doğrular ortadan mı kalkıyor? Ya da ben bunları söylemesem, yani ben hatırlatmasam, ben paylaşmasam bu konular gündemden mi kalkıyor? Hayır, sokak konuşuyor. Bakınız Sercan Bey kardeşim, dijital bilgiyi alenileştirdi. Evet. Aşikar hale getirdi. Bundan kaçış yok. Hepimiz kendimizi ona göre öz eleştirilerimizi yapıp ona göre toplumun önüne çıkacağız. Ve şöyle bir kültür gelişecek. Evet, bu konuda haklısınız. Ben özür diliyorum. Siyasetçi sokaktan özür dilemesini bilmeli. Bu konuda ben hata yaptım demesini bilmeli. Yani bu neyi getirecek? Siyaseti olan ve size üzücü bir şey söyleyeyim. Sokakla siyaset arasındaki mesafe açılıyor. Bütün partiler için söylüyorum. Evet. Sadece bir parti için değil. Bütün partiler için çok ciddi sokakla siyaset arasındaki mesafe açılıyor. Ve siyasete güven ciddi anlamda zedeleniyor. Ciddi anlamda aşağıya doğru gidiyor. İğme aşağıya doğru. Sebep ne? Sokaktan kopmak. Sebep ne? Bulundukları noktada gücü kendi kontrollerinde görenlerin sokakla olan ilişkilerinde mesafeyi açması. Bu risk Türkiye'nin riski değil mi? Riski, bir de siz de dediğim gibi hem partilerle de görüşüyorsunuz, bir de halkla da iç içesiniz bu dönem içerisinde özellikle. Sadece buna yönde değil. Benim hiç telefonum. Babala TV'ye zaten orada bir ilk gerçekleştirdiniz. Yani daha çok muhaliflerin, hatta ilk AK Partili olarak da siz katıldınız. Böyle bir ilke de imza attınız. Bir başlangıç orada yaptınız aslında, halkla iç içe olmak adına. Herkesin her yerde doğruyu söyleyebileceği anlamında bir başlangıç yaptınız. Buradaki başlangıcınız da yeniden İstanbul'da halkla iç içe bütünleşen bir İstanbul yaratmak. İlk günkü tavrımı söyleyeyim. Hı hı. 31 Mart gecesi. Zaferi müjdeliyorum. Aday gösterildiğimizde inşallah biz bu zaferle buluşacağımıza Allah'ın izniyle yürekten inanıyoruz. Bir Nisan sabahı mazbatayı almaya özel arabayla gitmeyeceğim. Bineceğim metrobüse, Çağlayan'da ineceğim. Çağlayan Adliyesi'nde il seçim kurulunda mazbatayı yürüyerek gideceğim. Mazbatayı aldıktan sonra da Saraçhane'ye aynı şekilde önce metrobüsle Edirnekapı'ya, sonra da ineceğim Edirnekapı'dan ya minibüse bineceğim varsa ya da otobüse bineceğim. Otobüste gidip Saraçhane'nin önünde görevi devralacağım. Burada da İstanbul'un toplu taşıma hattını çok iyi bildiğinizi de görüyorum. Ben 55 yıllık İstanbul'luyum. Şimdi aslında bu da çok önemli. Siz değil bakın, mi? Yani dün Gazi Osman Paşa minibüsçü esnaflar odasındaydım. Mesela evet. Ben siz hatırlamazsınız. Gazi Osman Paşa o dönemki diğer ismi Taşlarla. Biz şu minibüsteki muavin kardeşlerimizin şu cümleleriyle büyüdük. Yavuz Selim de Gazi Osman Paşa'ya gitmek için minibüs beklerken Taşlarla cümleleriyle büyüdük. Ben hayatın dışında bir insan değil, 55 yıldır yani 50 yıl önce 73 yılındaki Boğaz Köprüsü'nün açılışını yaşamış birisiyim. Merhum dedeciğimin İstanbul'a gelip köprünün açılışından sonra Cumhuriyetimizin 50. yılı da açılışından sonra dedeciğimin büyük bir heyecanla gelip Fatih'ten yürüyerek Ortaköy'e gidip köprüyü görme heyecanını ben dün gibi hatırlıyorum. Dolayısıyla biz minibüslerde,
belediye otobüslerinde, evet, o zamanlar metrobüs yoktu tabii. Taksilerde, şehir hatları vapuru bizim, yani şehir hatlarındaki o, hele o seyahat satıcıların özel yeteneklerini deşifre ettikleri, işte bir limon sıkacağını anlatırken ona nasıl estetik verdiğini, biz bunları yaşadık, yaşıyoruz. Ben hayattan kopuk değil mi? Benim evimin alışverişi pazardan yapılıyor. Evet. Eşim ve kızım beraber gidip pazardan alışveriş yapıyor. Marketten alışveriş yapıyor. Yani benim oturduğum apartman bir apartman dairesi. 27 yıl evvel aldığım dairede oturuyorum ben. Ben hayatın içerisinde birisiyim. Onun için şunu gördüm. 50. yılın mücadele hayatında. 50 yıl süreç talebelik sürecidir hep. Son nefese kadar devam edecek. En büyük nimet sadelik Sercan kardeşim. Ve sokakta olmak. Doğallık, evet. Sokakta olduğunuz zaman sevgi ve güven varsa, muhabbet ve güven varsa dünyanın en bahtiyar insanısınız. Bakınız, buraya gelmeden evvel bir kardeşimiz aradı. Evladının derdiyle ilgili. Şimdi bu büyük bir nimet. O nedenle ben söylüyorum da, Allah takdir ettiği gün o zaferle buluşup liyakat ve ehliyet sahibi, hangi düşünceden olduğuna bakmaksızın, liyakat ve ehliyet sahibi kadrolarla muhabbeti ve güveni tesis edecek bir yönetim anlayışıyla ve İstanbul'a, dünden değil, İstanbul'a sadece şehrin kentsel sorunları ve çözümleri esaslı değil tek başına, İstanbul'a sadece kent bilgisi üzerinden değil, İstanbul'a yakın gelecek tarihi ve kent ve insan ve kent, aile ve kent, toplum ve kent perspektifinde bütünsel bir bakış açısıyla bakacağız. O nedenle insandan, insandan bugün İstanbul'da insandan daha çok rant konuşuluyor. İhaleler konuşuluyor. Ona değineceğim. Bakın bunu söyleyeyim. Sayın Kürük, rant konuşuluyor. Neden rant? Konu. Çünkü İstanbul dünyanın en gözde şehri. Bakınız, İstanbul'un en çok verginin toplandığı şehir, en çok ihracatın yapıldığı şehir, hizmet sektörünün en güçlü olduğu şehir, arsa değerlerinin çok yüksek olduğu şehir, müteahhitlik hizmetlerinin karşılığının en güçlü olduğu şehir. Bakınız, İstanbul 2 trilyon 202 milyar hasılası var. 2 trilyon. Bunu görebilir mi arkadaşlar? Burada göstereyim. Bilsek. Bakınız. Yani şimdi yani böyle, İstanbul'da para yok deniliyor. Bir de şu var. Aslında bununla bağlantılı olarak şunu sorayım. Hep böyle şöyle bir söylem oluştu. İşte iktidar kimse, belediyelerde o olsun ki belediyelere hizmet versin. Bu şu soruyu getiriyor beraberinde. İktidara yakın olmayan belediye, muhalefetteki belediyeden bahsediyoruz. Evet. Ödenek alamıyor mu? Yani böyle bir şey var mı? Bir kere olumsuz bir durum söz konusu İstanbul mu? Büyükşehir Belediye Başkanlığı ağlama adresi değildir. Çözüm üretme adresidir. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'te Büyükşehir Belediyesi'ni çökmüş halden bugünkü gibi devralırken, merkezi idare siyasal anlamda muhalifliğin ötesinde baskıcı, totaliter bir dönem vardı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın geldiği gelenek olan Refah Partisi hareketine karşı ötekileştirici, sindirici, insan temel hak ve hürriyetlerinin yok sayıldığı, bu anlamda da Refah Partisi geleneğinde yerel yönetimlerde iktidara gelen isimlerin hepsine karşı, özellikle de İstanbul'a karşı bir ötekileştirici ve engelleyici yaklaşım olmasına rağmen Sayın Erdoğan hiçbir zaman çıkıp da şikayet etmedi. Niye? İstanbul'un, bakınız biraz evvel hasılayı söyledim. Evet. İstanbul imkanları çok güçlü bir şehir. Bu şehir de muhabbet ve güven merkeze konulursa, liyakat ve ehliyet ve adalet Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda merkeze konulursa, İstanbul'a bakış açısı rantsal değil, insan ve huzur eksenli bir bakış açısıyla şekillendirilirse,
ve İstanbul'a dün üzerinden değil tek başına, bugün üzerinden de değil, yapay zeka devriminin, dijital devriminin İstanbul'la bütünleşmesini sağlayacak bir akılla yönetildiğinde hiç kimse kimseye engel olmaz. Bu hükümet İstanbul'a ulaşım altyapısı noktasında kattıkları ortada değil mi? Metro hatlarının yayılmasında Ulaştırma Bakanlığı hiç hız kesti mi? Kesmedi. Hiç hız kesti mi? İBB'ye bağlı metrolarda da bir yani bitmeme problemi olarak da ödeneği gösteriyorlar. Ya şimdi yani ben mesela Sancaktepe'de oturuyorum. Sancaktepe metrosu engellendi. Henüz bitmedi. Bağcılar'daki de aynı. Evet. Neden şimdi, bitmediğini ben şu an sizin aracılığınızda da soruyorum. Siz bitirecek misiniz öncelikle? Hiç tereddütünüz olmasın ki İstanbul'un, ben 1999'da yabancı dil kursu için Londra'ya gittim. Bir ay kaldım. Ve gitmişken Londra'yı öğrenmek, okumak, ne yapıyorlar, nasıl oldu? Yani üstünde güneş batmayan bir imparatorluk hangi akılla ortaya çıktı? Benim vazifem okumak. Hı. Niye? Ben dünyaya karşı kendimi sorumlu hisseden bir vatandaşım. Dünyaya karşı ayırt etmeden yaratılmış ne varsa hepsine karşı kendimi sorumlu hisseden bir insanım. Ne gördüm? Bir gün 24 saat Londra'nın altında yaşayabilirsiniz. Neyi gördüm? Çelik medeniyetini gördüm. Şimdi Türkiye çelik medeniyetiyle aradan neredeyse 150 yıl sonra tanıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde atılmış adımlar, merhum Kadir Topbaş Bey'in devamıyla. Şimdi İstanbul'un bir kere ikinci yerin altındaki ikinci İstanbul'u mutlaka bütün hatlara yayılabilecek şekilde yaygınlaştırmak zorundayız. Çünkü İstanbul, Türkiye önümüzdeki 7 yıllık süreçte dünyanın en güçlü ilk 10 ülkesinden birisi olacak. Burası finans merkezi olacak. Burası jeopolitik merkez olacak. Türkiye merkez güç ülke oldu. Türkiye kuzeyden güneye doğru bir büyük huzur ve istikrarın garantörü, güç merkezi oldu. Dolayısıyla Türkiye enerji ihracatçısı olacak. Kendi petrolümüzü çıkarıp, kendi doğalgazımızı çıkarıp, yani 91 milyar dolar enerji maliyetimiz. Düşünün, kendi petrolümüzü çıkardık, petrole para ödemiyoruz. Kendi doğalgazımızı çıkardık, petrole, doğalgaza para ödemiyoruz. 91 milyar dolarlık maliyetimiz ortadan kalktı. Türkiye'nin cari açık problemi kalır mı? Kalmaz. Türkiye'nin dövize ihtiyaç oranı aşağı düşer mi? Tabii ki. Enflasyon problemini çözümünde en kritik mesafeyi kat etmiş olur muyuz? İşte Türkiye önümüzdeki 7 yıllık süreçte bunları başaracak. Bunları başaracak tam bu noktada. Bunları başarırken de İstanbul metropol şehirde her geçen gün bir kalabalıklaşma var. Sizin projelerinizde de baktım. O da çok önemli aslında. Şimdi şöyle bir söyleminiz var. Öğrencilere, öğretmenlere ücretsiz ulaşım sağlanacak. Evet. Ama geçtiğimiz dönemde daha birkaç ay öncesinde tabiri caizse direkten dönen bir karar vardı. Emeklilerin ücretsiz hakları elinden alınacaktı 65 yaş üstü. 470 zarar ediyor diye İBB. Belediyenin iştiraklerini. Şimdi zarar ediyor mu İBB, onu sorayım bir. Ondan sonra da siz nasıl kazanacaksınız? Zarar ettiriliyordur. Zarar etmiyordur. Beceriksiz yönetimden dolayı, yönetilemediği için ve de kaynaklar israf edildiği için İBB İstanbullunun sandıkta verdiği oyu ortaya çıkardığı belediye başkanlığı sürecini, Sayın Erdoğan'ı devirmeye kurgulanmış bir dış operasyonların aracısı haline getirdiğiniz zaman İstanbul'u kendisini aldatılmış hissediyor. Çünkü 5 yıldır alması gereken hizmetlerin hiçbirisini, bazı hizmetler, ya belediye bazı hizmetleri yapacak tabii ki, yapılmıyor. Ve bunu İETT'den ulaşımda görüyoruz. Bir takım vaatlerinin hiçbirisinin, bakınız burada ben sokağın yaptığı çalışmalarla geldim buraya. Ve yani sokak doğrudan diyor ki bunları söz verdi, yerine getirmedi. Şunları söz verdi, yerine getirmedi. Diyerek İstanbul yönetilemiyor. Yönetilemeyen bir şehirde elbette ki bütçeyi de kontrol edemezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda ne yaptı? Bütçeyi İstanbul'a cevap verecek şekilde yönetti ve
O süreç içerisinde İstanbul'un Sayın Sözen döneminde çökertilen bütün yapılar dönüştü ve İstanbul bütün Türkiye örnek olacak yeni bir yerel yönetim modellemesi gördü. Bakınız, vatandaş bu anlamda o kadar dikkatli takip ediyor ki, diyor ki vatandaş problemlere minibüs hatlarının artırılma talebi olmasına rağmen atılması gereken adımlar atılmadı. Otobüslerin yetersiz olması, minibüs hatlarının yetersiz olması, günlük hayatlarında toplu ulaşmayı, taşımayı kullanan İstanbul halkı için çekilmez çile haline geldi. Bu sorun tamamen vatandaş söylüyor bunu. İBB başkanının beceriksizliği ve hizmet etme derdi yok çünkü bu ismin. Bu ismin bir tek derdi var. Bilgisayar ekranını açtığı zaman önüne bir slogan düşüyor. Erdoğan'ı devir. Çünkü kendisine verilmiş rol o. Kendi telefonu açtığı zaman önüne bir tek şey düşüyor. Erdoğan'ı devir. Şimdi bu buna fokuslanmış durumda. Ama buna fokuslanmış isim altılı masa toplantılarında çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayım diyemeyecek kadar da cesaretsiz. Şimdi cesaretsiz bir profil İstanbul'u yönetebilir mi? Risk alabilir mi? Aldığı risk kendine ait değil. Ajansın ona yüklediği misyon ve halen Türkiye'yi 2030'daki o büyük hedeflerine yürüyüşünden alıkoymak isteyen güç merkezi elinde avucunda ümit beslediği bir tane isim var. Ankara'dan da vazgeçtiler. Bir tek İstanbul'un büyük şehrin başındaki ve göreceksiniz CHP'nin büyük kongresinde İstanbul Büyükşehir'in başındaki ismin iş yargıya taşınacak derecede demokratik olmayan yöntemlerle müdahaleler olduğundan dolayı ki bakın bugün CHP'nin içerisindeki duyarlı Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımız ciddi anlamda İBB'nin başındaki isme sosyal medya üzerinden çok sert eleştiriler ve sorular soruyorlar. Çünkü bu isim İstanbul'u önce İstanbul İl Kongresi için İBB'nin imkanlarını aracı haline getirdi. Ardından da Sayın Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etme operasyonunda İBB'nin imkanlarını araç haline getirdi. Bu CHP'nin içerisinde yargıya kadar gidecek sert bir tartışma zemini oluşturdu. Aday olamaz mı diyorsunuz? İBB adaylığını belki bu sorunun cevabını şayet yargıya taşınırsa yargının vereceği karar belirler. Buna benim buradan hüküm vermem usulen çok doğru değil. Ama bir şey var. İstanbul 5 yıldır İstanbul'daki vatandaşların verdiği oy üzerinden bir beceriksizlik yönetimiyle baş başa. Bakın burada okuduklarım var, daha enteresan şeyler var. Diyor ki vatandaşımız, ulaşım probleminin dışında İstanbul'da sıklıkla sorulan otopark, neredeyse bütün ilçelerinde otopark konusunda yeterlilik var. Engelli yolların çoğunun engellere uygun olmadığı şikayetleri var. Akbil otomatik dolum cihazları her gün yüzlerce yolcunun parasını yutuyor. Bakınız küçücük bu problem. Şunu söyleyeyim size. Siz hani İstanbul'un bütün ulaşımını biliyorsunuz bir İstanbullu olarak ama İstanbul'da bir de şöyle bir durum var. O duraklardaki işte su makineleri, işte atıştırmalık alacağınız makinelerin %90'ı arızalı. Ve hepsi para ötüyor şu anda. Evet. Benim de izlenimlerim bu yönde. İşte siz de bulunuyorsunuz. Bakınız. Yani bu yönde de çok şikayet geliyor. Bu İstanbul'un kaynağı var. Denetlenmiyor mu peki bunlar? Ben yönetilemiyor diyorum ya. Şu anda İstanbul'un başındaki ismin önüne konulmuş bir tek hedef var. Evet. Erdoğan'ı devir. Bir tek. Şu anda bunun için kapı arkasında. Onun elindeki gücü, bakınız, elindeki gücü kullanarak kapı arkasında hayatın bütün alanlarına, bakın bütün alanlarına, bütün siyasi partilerle yönelik çok kirli hesapların içerisinde.
İlk defa bir şey söylüyorum. Şu anda elindeki gücü kullanarak arkasındaki ajansın da oluşturduğu akıl üzerinden bütün siyasal hareketlere sızma peşinde. Ve bütün siyasal hareketlerdeki eğer başarabilirse nasıl CHP'nin kongresinin bu sonucun ortaya çıkmasında hangi tartışmalar yapılıyorsa, İstanbul CHP'nin il kongresinin oluşum sürecinde hangi tartışmalar yapılıyorsa aynı mantıkla her yere sızmaya çalışıyor. Bu akıl onun aklı değil. Bu uygulayıcı. Bu akıl arkada. Kontrol ediliyor diyorsunuz. Bu akıl 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmek üzere FETÖ terör örgütünü hareket ettiren akıl. Bu çok iddialı bir söylem. Çok önemli bir şey. Net söylüyorum. Ve bu akıl 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi işgal etmek üzere gasp ettikleri, çaldıkları bu milletin silahlarıyla millete top atan, bomba atan, kurşun sıkan, sızmış ve sızdırılmış FETÖ terör örgütünün arkasındaki akıl siyasal zeminde bu isim üzerinden Sayın Erdoğan'ı İstanbul seçimleri merkeze koyarak bir sandık üzerinden algı yaratarak bitirme şeyi diyorsunuz. Yani Sayın Erdoğan'sızlaştırma hedefi var. Niye? Çünkü en tehlikeli ikinci Sevr döneminin tehlikesiyle baş başayız. Onun için bu bir hayal olmayacak. Ama bir kehanetin peşine takılmış İsrail'in, Hitler'in, Netanyahu'nun atom bombası tehdidi, nükleer bomba tehdidi, sıra Lübnan'a geldi, sıra İran'a geldi tehditlerinin dillerinin arkasında sakladıkları asıl baklarından birisi, çünkü açık açık Arzu Mevut demiyorlar mı? Evet. Arzu Mevut'un hedef topraklarından birisi Şanlıurfa var. Kapadokya'dan var. Aşağısı. Aşağısı o taraf. İzmir dahil Kapadokya'dan aşağısı. Dolayısıyla İstanbullu hemşehrilerimiz Türkiye'de 31 Mart seçimine giderken elbette bu bir yerel seçim. Yani bahsettik. Ulaşım, temizlik, sosyal hayat, huzurlu aile. Bunların hepsi olmak zorunda. Yerel seçim perspektif. Ama bu seçim bu anlamda Türkiye'ye yönelik hesapların, planların 28 Mayıs'ın rövanşına dönüştürülmek istenecek. Onun için hem Cumhur İttifakı bileşenleri çok soğukkanlı, çok sakin. O nedenle de belirlenecek adaylar, AK Parti'nin belirleyeceği adaylar tereddütsüz sokakla inatlaşılarak belirlenmemelidir. O çok doğru. Yani orada belediye meclis üyeleri sokakla inatlaşılarak belirlenmemelidir. Yani onun hatırı, bunun hatırı, onun yakını, bunun adamı, bunun dostu, bunun kardeşi, bunun iş ortağı, bunun kulüp arkadaşı, bunun spor kulübünden beraber olduğu arkadaş temelinde değil, şehrin en sevilenleri. Ve de anket oyunlarına dikkat edilmelidir. Bunu da ilk defa sizde aradan parti ayırt etmek istiyorsun. Ben kendi partimle ilgili söylüyorum. Anket oyunlarına dikkat edilmelidir. Yani aday göstermek için kendi istediği arkadaşını, kendi belirlediği arkadaşını, kendi tercih ettiği arkadaşını aday gösterilsin diye Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne koyabilirler organize, mi diyorsunuz? Bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizzat yakından takip ediyor. Koyarlar. Çok önemli. Koyarlar. Önemli bir iddia da bulundu. Çünkü niye?
Sayın Erdoğan çok stratejik bir güç. Bugün Türkiye'de bir Erdoğan sosyolojisi var. CHP'nin tabanında da bu var. Diğer partilerin tabanında da bu var. Yani güven ve Türkiye'nin tarihin en stratejik tehditleriyle bir kez daha karşı karşıya olduğu bu süreçte devlet aklının ve milletin siyasal istikrar ve güveninin devamı noktasında Sayın Erdoğan'ın duruşuna sokak ciddi anlamda istikrar için sahipleniyor. Bunu fırsata çevirmek isteyenler Sayın Erdoğan'a bu milletin güvenini kendileri için bir fırsata dönüştürüp istedikleri isimlerin belediye başkanı adayı olması için üzülerek ifade ediyorum. Anket oyunlarını yapmaktan vazgeçsinler. Böyle bir duyum aldınız mı? Ben boş konuşmam. Çünkü çok iddianızın arkasında bakın, duruyorsunuz. Ben bundan. Boş konuşmam. Bu aslında bir uyarıdır. Bakın ben boş konuşmam. Şimdiden uyarıyorum ki. Çünkü 31 Mart akşamı 2019 tekrarlanırsa Allah göstermesin İstanbul'da, Ankara'da adresleri veriyorum. Öyle temayül yoklamalarında Ankara'dan telefon edip bu isim çıkacak demek de olmaz bu iş. Bakın şehrin en sevilmeyen adamını getirip AK Parti teşkilatlarının önüne ismini koyup bulunduğun noktadaki gücü de kullanarak telefon edip o şehrin yönetenlerini bu isim temayülden çıkacak deyip Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde efendim bak gördünüz mü bu isim aslında bu şehirde en çok sevilen adammış teşkilat da bunu istiyor. Yalanıyla Cumhurbaşkanımızı kimse kandırmasın. Kandırmaya çalışmasın. Evet, Metin Külük çok bakın, çok önemli bir iddia da bulunuyor şu an. Bir daha söylüyorum. Sercan kardeşim, doğrular söylenmek için Azrail beklenmez. Ben bunları söyleyeyim. Birilerinin hoşuna gitmeyeceğini biliyorum. Rahatsız olacaklar. Olsunlar. Ben buradayım. Buradayım. Buradan çıkacağım, üniversiteye gideceğim, konuşacağım. Akşam da internet habere gideceğim. Buradayım. Bir daha söylüyorum. Sizin aracılığınızda. Temayül yoklamalarına. Ankara'dan müdahale edip. Ya da bulundukları noktalardaki güçlerini kullanarak temayül yoklamalarında teşkilatın vicdanına müdahale ederek şehirde hiçbir karşılığı olmayan ya da seçilmişse 5 yıllık süreçte sokakta hiçbir karşılığı olmayan isimleri ya da kendi arkadaşı, kendi dostu ya da kendi derebeylik alanlarının sınırları içerisindeki bir ismi Sayın Cumhurbaşkanım efendim bak bu teşkilattan da çıktı ha. Efendim bu teşkilattan da çıktı. Gördünüz mü bakın ne kadar seviyor. Halbuki yalan. Niye? Bulunduğu noktanın gücü üzerinden il başkanına, ilçe başkanına, insanların eline liste verip, kapıda durup kart verip, ondan sonra da temayül yoklamasının sonuçlarını manipüle edip, bak gördünüz mü? Halbuki teşkilat mensubunun ne bir yarasına merhem olmuş, ne bir selam vermiş, ne bir hukuku olmuş, ne bir yakınlığı olmuş, ne de sokakta bir karşılığı olmayan bir adam, bir güç tarafından, bu güç kim? Önemli değil isimler, onlar kendilerini biliyorlar. Bu yılla çıkacak denmiş. Ne yapsın teşkilattakilerde? Talimat geldi. Aynen. Boynunu büküp ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne çıkıp efendim bakın bu arkadaş aslında bakın gördüğünüz gibi teşkilatta da yalanıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne bilgi arz etmesinler. Ondan sonra da dönüp sosyal medyada ortada hiçbir sonuç yokken bu sonucu benim görme şansım yok. Evet. Ben teşkilat başkanlığı yapmış bir adamım. 22 yıllık da bu partinin kurucusuyum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve etrafındaki bir ekibin görmesinin dışında yokken hemen sosyal medyada algıya dayalı o çıktı bu. Ayıp bunlar yakışmıyor. Niye yakışmıyor biliyor musunuz? Bakınız bu arkadaşlara sesleniyorum.
Türkiye 1990'lı yılları rahmetli Turgut Bey zehirlenerek öldürüldü. Ruhu şad olsun. Türkiye 89 Berlin Duvarı'nın yıkılışından sonraki süreci bir el Türkiye'yi içe kapattı. Faili meçhul cinayetler, çatışma evet. alanları, siyasal istikrarsız, ekonomik sıkıntılar, 94-25 Nisan kararları arkasından işte 2000-2001'e kadar gelen ve biz o süreçte dünyada olup biten hiçbir şeyi kendimiz lehine fırsata çeviremedik. Rahmetli Özal fark etti ve öldürüldü. Şimdi bir el bizi Türkiye'yi içe kapatmak istiyor. Bu seçim gecesi eğer İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, bak Şanlıurfa diyorum. Evet. Şanlıurfa diyorum. Balıkesir diyorum. Sakarya diyorum. Samsun diyorum. Tekrar kaybedilirse 1 Nisan şakası olmaz. 1 Nisan sabahı şu cümleyi duyarsınız. Türkiye erken seçime gitmek zorunda. Artık Sayın Erdoğan'ı sokak istemiyor cümlesini. Onun için şimdi daha bugünden oturup oturdukları koltuklarda nerede oturuyorlarsa ister Ankara'da otursunlar ister kendi şehirlerinde oturdukları koltuklarda oturup oturdukları yerden kendi daralan milliyetçiliklerini yapıp istedikleri adamları belediye başkan adayı göstermek için sokaktan kopuk, sokakta hükmü olmayan sosyal medya algıları üzerinden, Twitter'da kurgulanmış yapı modellemeler üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne götürmesinler. Yani o listeleri koymasınlar diyorsun ama çok konuşulacak bu. Bu yayından sonra da çok konuşulacak. Konuşulsun diye duruyorum. Söylüyorum zaten evet, yani. Çok önemli bir söylem. Bir de şunu konuşalım hemen süremiz daralırken. Gençler özellikle öğretmenlere dedik ücretsiz bir taşımacılık ulaşım sağlanacak. Bir de şu var. Sağlanacak. İstanbul'un imkanları buna yeter. Yani kaynak İstanbul, var dediniz. Sercan yok kardeşim. Yok deniliyor ama kaynak 200, var diyorsunuz. 2 trilyon 202 milyar 115 hasılası var. Bu şehrin kaynağı var. İnsan kaynağı var. Çok güçlü akıl kaynağı var. Çok güçlü zeka kaynağı. Niye İstanbul İsrail çip üretim merkezi olmayı düşünüyor. Başarırken niye İstanbul bütün dünyanın gözünün içine baka baka biz çip üretiyoruz diyecek bir akılla neden buluşmuyor? Niye İstanbul Venedik'ten kazandığı, turizmden kazandığı para kadar bu kadar muhteşem bir şehir daha neden kazanmasın? Evet. Neden İstanbul bizim farklılıkların birliği ilkesi temelinde dünyaya söyleyeceğimiz en önemli sözü neden güncellemesin? Neden İstanbul bütün bu problemlerin çözümünde kendi kaynaklarını güven odaklı hareketi biz sadece öğrencilerdik. Biz bu şehre ucuz et, ucuz sebze yedireceğiz. Onu nasıl başaracaksınız? Yine bu ödenekler şimdi mi? Şimdi acele yok. Bunun yöntemini bugün söylemem. Bugünden aday ol. Ama adını hedefi söylüyorum. Ucuz et, ucuz sebze bu şehir yiyecek. Ayrıca bu şehrin İstanbul her yerde söylüyorum Emirgan'dan ibaret değil. Bebek'ten ibaret değil, Salacak'tan ibaret değil, Rumeli Sarı'ndan ibaret değil, Büyükdere'den ibaret değil, Tarabya'dan ibaret değil, Bağdat Caddesi'nden ibaret değil, Florya'dan ibaret değil, Yeşilyurt'tan ibaret değil, Bahçeşehir'den ibaret değil. İstanbul'da 10 milyona yakın insan İstanbul'un güzelliklerinden istifade etme noktasında dezavantajlı durumda. Biz İstanbul'u... İlçesini terk etmeyen insanlar mı? Evet, eşitleyeceğiz. Ayrıca da İstanbulluyu akşam pazarın bitiş saatlerinde alışveriş yapmaya çıkarsam daha ucuz olur diyen İstanbul'u koruyan 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan namluya kafasını dayayan tankın altına yatan uçağa kafa atmak için sıçrayan Cumhurbaşkanımızın önünde siper olan o dar gelirli İstanbul'u var ya
İstanbul'un hizmetlerinden eşit şekilde faydalanamayan bir grup mutlu azınlık hariç bu vatandaşlarımızı neoliberalizmin bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler, serbest piyasa deyip fiyatları roket gibi çıkarıp aşağı indirmede neredeyse ağır aksak hareket eden o modelin dişliler arasında ezdirmeyeceğiz. Çok net söylüyorum. Evet, eşit gelir dağılımı. Bir de süre eşit gelir dağılımı değil. Eşit hizmet. Hizmet. Eşit gelir dağılımı genel politika. Genel. Eşit hizmet. Bakın söylüyorum. Bu şehrin vatandaşları, esnafını filin züccaciye dükkanına girer gibi girdikleri yerde bütün esnafı tüketen bu modele karşı yeni modellemeler gerçekleştireceğiz ve esnafı da ezdirmeyeceğiz. Vatandaşı da ezdirmeyeceğiz. Neyle olacak bu iş? Biz sadelikten yanayız. Ceketimizle oturup, ceketimizle kalkacağız vakti geldiğinde. Ceketimizle oturup, ceketimizle. Ama biz sokağın bugün olduğu gibi o gün de sokağın yanında olacağız. Bunun bir sürü yöntemi var. Efendim, ha sen bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinlere teslim olursan merak etme. Her gün 5 kere etiket değişir. Her gün 6 kere etiket değişir. Ama sen İstanbul'un yanında olursan bak bakalım o etiket değişiyor mu değişmiyor mu? Neyle? Kardeşim bunda bizim kendi yöntemimiz var. O bizim hünerimiz olacak. Orada zamanı gelince ortaya çıkacak diyorsunuz. Artık son dakikalara geldik. Bir de deprem gerçeği var. İstanbul'u bekleyen evet. Bir deprem var. Kentsel dönüşümde hedefiniz nedir? Yani bu İstanbul'da şöyle bir şey var. Yani kiralar aldı başını gidiyor. Depreme dayanıksız evi var vatandaşın. Depreme dayanıklı evlerde oturmak istese 2 kat, 3 kat kira vermek zorunda. Sırf kiradan dolayı tabiri caizse ölümle burun buruna kaldığı evde yaşamak zorunda. Adaylığımız açıklandığı gün ilk söyleyeceğim cümlelerden birisi şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyon İstanbul'un haklı olarak endişe ettiği, haklı olarak korktuğu deprem mi yönetim aklının merkezine koyacak. Ve bu iş İstanbul'un jeolojisini, çünkü bu iş jeolojiden başlar. Yani ben gittim depremde, ilk günden itibaren Adıyaman'daydım. Gördüm jeolojinin ne kadar önemli bir bilim dalı olduğunu. Maalesef biz jeoloji bilim dalını 99'daki Sakarya depreminden, Gölcük depreminden sonra biraz gördük. Oysa jeoloji özellikle yapılaşmada, şehrin fiziki inşasında jeolojiyi merkeze koyacak bir akılla şehrin düşünülmesi gerek. Ve depremle ilgili onlarca uzmanımız var. Karşıt görüştüler. Bir kısmı farklı bir pencereden bakıyor. Bir de hepsini bir masanın etrafında şehrin yönetimine katmayı merkeze koyacağız. Hı hı. Ve biz bu anlamda deprem riskinin, karşı karşıya olduğumuz bu deprem riskine karşı önce sokağa güven vereceğiz. Evet, bir risk var ama bu risk üzerinden birilerinin de İstanbul'u boşalttırma çabasına da dikkat çekeceğiz. Birileri, bir el de deprem riski üzerinden İstanbul'u boşalttırmak ve gayrimenkulleri arkası tartışmalı olabilir bir tehlikeden haber bahsediyorum. İstanbul'un gayrimenkullerini de el değiştirterek, nasıl Kıbrıs'ta toprak satışları var ya, evet. Siyonistlere toprak satışları, yeni artık Muammer Karabulut'a saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Uzun yıllardır dikkat ediyor. Son dönemde yeni fark de birileri oradaki top, aynı burada da, çünkü İstanbul üzerinde bir hesap var. İstanbul'u Batı Roma'nın tekrar 1453 öncesi pagan merkezi yapmak istiyorlar. Bunun için de şehrin Müslüman kimliğinden ezan sesi, minare esaslı silüetinden şehri kopararak tekrar pagan merkezi yapma hayali içinde olanlar var. Bunların küresel finans elitlerinin de
devreye sokarak İstanbul'da müteahhitlik hizmetlerinin arkasına geçme ihtimalinin güçlü olduğu bir gayrimenkul el değiştirme riski var. Buna fırsat vermeden İstanbul'da kalacak, kendisi köyüne gitmek isteyen gidebilir. Biz o köyüne gitmek isteyene de elbette ki yardımcı olacağız. Göç yardımı. Tabii ki yani tereddütsüz. Ama biz kimseye buradan gidiyoruz. Niye? Bu insanlar 100 yıldır bu şehri koruyorlar. 100 yıldır bu şehre varlıklarını adamışlar. O nedenle deprem riskine karşı ciddi bir bilinç inşası beraberinde asla bu riski bir ranta dönüştürecek bir modele izin vermeyecek. 10 şiddetinde depremin olduğu halde yıkılmayacak binaların yapılması ama bunu yaparken de büyükşehir bir de kaynak üretme noktasında hem merkezi iradeyle masaya oturarak kaynak üreterek bu, çünkü bina sayısı çok fazla, yapı stoğu, bakınız ben rakamları çıkardım vaktimiz olmadığı için dinlendirmeyeyim. Evet. Yapı stoğunun onları da geniş konuşacağız zaten daha sonraki. Yapı stoğunun yenilenmesi çok ciddi, yani İstanbul Marmara hattı var. Sarayburnu'ndan başlayan ta Silivri'ye kadar giden hat ciddi risk. Fatih'te ciddi anlamda. Dolayısıyla bu konuda eşgüdüm içerisinde ama işi merkeze koyarak ve asla sözel olarak değil bir eylem planını çıkarıp ne kadar hızlı hareket edebilirsek o kadar hızlı hareket ederek yapı stoğunun yenilenme sürecini tereddütsüz hızlandıracağız. Ama bu işte biz kimle eşgüdümle çalışacağız? Üniversitelerimizde. Bilim bu insanlarıyla. İşte, tabii ki bana muhalifmiş. İsmini verin. Naci Görür Hoca. Dinleyeceğim kardeşim. Muhalifse de. Naci Hocam bunu diyecek. Sönmez Hocam başka bir şey söyleyecek. Ahmet Ercan Hocam başka bir şey söyleyecek. Mikat Kadıoğlu Hocam başka bir şey söyleyecek. Şener Hoca. Sayın söyledim. Sayın Yaltırak başka bir şey söyleyecek. Bizim vazifemiz ne? Tüm bu söylenenlerin ortasında ben inşaat mühendisiyim. En bu şehir için bilimin emrettiği, benim değil, bilimin emrettiği doğru olan hangisi bu şehrin doğrusu ise ona sahip çıkıp biz riske alacağız, irade koyacağız. Çok doğru söylediniz. Hepsinin bütünleşmesi anlamında birkaç dakikada da kirayı özetlemek istiyorum. Kira, yani kiralar çok problem. Yüksek. Yapacaksınız ama bunların kirası yine insanların ödeyemeyeceği boyutta olduğu zaman yine terk etmek zorunda Hayır, kalacak. Hayır, bir kere kendi dönüşecek. Kendi dönüşecek. Nasıl bir proje olacak mesela? Kendi dönüşüm noktasında büyük şehrin imkanı oluşturabilecek finansal kaynaklarla bu dönüşüme katkı sağlayarak bu dönüşümün gerçekleşme vatandaşın, benim hedefim şu değil. Eğer jeolojik etütleri orada yerinde dönüşüme izin veriyorsa, jeolojik etütleri o bölgede yerinde dönüşüme izin veriyorsa, kendi dönüştürmesine izin veriyorsa vatandaş orada kalmalı. Sadece İstanbul'un en temel ihtiyaçlarından birisi. O binalar yenilenirken vatandaşın kalan sürede hayatını devam ettireceği bir yıllık sürede konut ihtiyacı var. Bu önemli bir problem. İstanbul'da çünkü arsa sıkıntısı var. Arsa evet. Üretmek zorundayız. Bu ürettiğimiz arsada oluşturacağımız stok yapı stoğuyla bu dönüşüm sürecinde en acilden başlamak üzere en sert tehlikenin ve tehditlerin en yoğun bu dönüşümü hızlandırırken zaten otomatikman kirayla olan ilişkisini bu dönüşümde belli bir zeviye oturuyor. Ama İstanbul'un bir kiracı ve mal sahibi problemi var. Ve ciddi bir problem. Yani ciddi sıkıntılar oluyor. Her iki tarafında karşılıklı olarak haklı olduğu, haksız olduğu durumlar ortaya çıkıyor ve nahoş hadiseler oluyor. Burada alternatif çözümlerden hükümet bir adım attı ama ekonominin işleyişi kendi dinamikleri üzerinden oluyor. Dışarıdan belirleyiciliği çok fark etmiyor. Biz ne yapabiliriz? Bölgesel olarak. Şimdi bakın İstanbul'un en kenar yerinde 3000 lira dün kira olan yerde. Bugün 15 bin lira. Evet. Aşağı neredeyse kira bulamıyoruz. Ama yani dün 3 bin liraydı burada. Burada 5 bin liraydı. Ne oldu, eşitlendi bir anda?
sorusunu sorup İstanbul'da bölgesel kira uygulaması mümkün olabilir mi? Ama önce İstanbul'un bir sığınmacılar problemi var. Yasa dışı göç riski var. Sayın Künük, onları daha aslında geniş bir programda tekrar size sormak istiyorum. Bu sığınmacıları sormak istiyorum. Bir taksi sorununu taksi bugün var, ulaşım var, ulaşım var. Bizim sözünüz olsun. Havabüs projemiz var. Sözünüz olsun, bir sonraki programda yapalım bunu. Hiç tereddütsüz yaparız. Tamam. Sizin hizmet hayatınızda 50. yıl böyle güzel bir aday adaylığıyla, bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin de 100. yılı. Biz İstanbulluların adayıyız. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin de 100. yılı, Metin Külünk'ün 50. Hizmet yılı. Bakalım neler getirecek. İstanbul aday adaylığını konuştuk. Daha konuşmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde projeleri detaylandıracağız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.